Herkese merhabalar. Bu videoyu gece başlatıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceki videomda söylemiştim. Böyle ders temizleyici sipariş etmiştim. Ay ben böyle bir şey görmedim. Çok güzel arkadaşlar. Dedi ki Mira uyuyorken akşamdan yapalım ki kurusun. Bakın şu kısımları Mehmet yaptı. Farka bakar mısınız? Temiz temiz duruyor. Ne güzel duruyor. Şimdi Mehmet devam ediyor. Özellikle de benim buzdolabımın önüne nar suyu döküldü. Orası da çok fena. Hemen buzdolabının önündeki derze. Ama mükemmel bir şey ya. Mehmet'in de çok hoşuna gitti. Bir de hiç yormuyor insanı. Kalem şeklinde. Bakar mısınız farka? Güya bu beyaz. Bakın, istediğiniz kadar temizleyin. Terapi gibi, vallahi terapi gibi. Burayla huli yapacağız arkadaşlar. Mutfağın zaten yarısına geldi Mehmet. Memoş sen beğendin mi? Çok güzelmiş ya. Hayal et artık. Fiyatı da çok uygun yani. 124 liraya mı almıştık? Öyle bir şey. Trendyol'dan sipariş verdik. İki tane böyle kalem şeklinde geliyor. Kalem şeklinde olması çok iyi oldu arkadaşlar. Vallahi çok beğendim. Şey vereyim sana el bezi şurada ne yaptık diye Tamam, temizledim. tamamdır. Gece gece de adamcağız yarın işe gidecek. O da dayanamadı. Ben dedim yapmayalım ama dedi bunda yorulacak bir şey yok dedi. Hani böyle kenarını silmiyorsun. Biz bir 6-7 sene önce annemle fırçayla yapmıştık. O ne kadar zordu arkadaşlar. Bakın şu köşeler. Ay bembeyaz oluyor. Mehmet yaptıkça ben rahatlıyorum. Mutfak komple bitti arkadaşlar. Şöyle biraz kurur gibi oldu. Mehmet bir kat daha çekti üstüne. Daha güzel durur dedi. Şöyle bitirdik mutfağı. Şimdi bir çay arası vereceğiz. Bakalım hole yetişebilirsek. Saat bayağı geç oldu. Çünkü geç başladık. Hole yaparız. Olmadı yarın yaparız. Ama gerçekten çok içim esindi. Bakar mısınız? Pir pak oldu arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir evi toparladım, geldim. Dün gördünüz. Mutfak ve hol çok güzel oldu gerçekten. Siz istediğiniz kadar temizlik yapın. Derz araları beyaz olmadığı sürece temizlik de bir yere benzemiyor bence. Derz araları pırıl pırıl oldu. Ben öyle bir gaz aldım ki bu gazla dedim Mehmet'e. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şey yap dedim. Balkonu da çok güzel olur. Balkon derzleri de şimdi gözüme kara kara geldi. Bir de mutfak duvarı. Benim mutfak duvarım beyaz ya. Onun aralarına da yetişebilirsek bugün yaparız diye düşündük. Bakalım. Şöyle bakın. Ben daha önce çok derz kullandım ama kalem en güzeli. Tavsiye ederim. Ben bunu Trendyol'dan sipariş ettim. 2000 mi 3000 mi ne yorumu var zaten. Şöyle şimdi biz hem mutfağı hem holi yaptık. Daha bir kalem bile bitmedi. Yapılışı çok kolay. Kenarını, sağını, solunu sürme, silme derdi yok. Daha öncekileri kullandım. Hep silme derdi oluyor. İnşallah kalıcıdır. Bakın arkasında şöyle yazıyor. Fayans derzleri üzerinde zaman içerisinde oluşan kirleri ve lekeleri örtmek için pratik ve kalıcı çözüm diyor. Böyle kapağı 1 dakika boyunca çalkalıyoruz. Daha sonra çıkartıyoruz. Ondan sonra zaten Mehmet'te de gördünüz. Diyelim ki işte bitiyor. Şu şekilde yapıyor Mehmet. Boya geliyor zaten arkadaşlar. Rahat bir şekilde boyuyorsunuz. Yani hiçbir öyle şeyi yok. Siz söyleyin. Bir zorluğu yok. Yani bir bayan bile yapar. İnanın ben biliyorsunuz artık hamileliğim bayağı ileri aylarına geldim.
Hamileliğin ileri aylarına gelmesen, bel ağrım olmasa inanın ben yaparım yani. Bunda bir şey yok. Hatta ben yapacaktım. Mehmet dedi, Burak ne yapıyorsun? Ben yaparım dedi. Bakın şöyle çalkalıyorsunuz 1 dakika boyunca. Çıkartıyorsunuz. Yani normal kalem gibi alın aldırın. Her evde olması lazım. Dediğim gibi mesela ocakların önündeki beyaz fayans aralarında. Yani inanın bunlar her yerde kullanılır. İyi ki almışım. Çok pratik. Gerçekten. Şimdi yetiştirebilirsem arkadaşlar göstereceğim size. Hem balkonu hem mutfağı yetiştiremezsem bir sonraki videoda görürsünüz. Çünkü biz daha şeye gideceğiz. İşte bunları bitirip koştur koştur kuaföre gitmemiz lazım. Düğün işi de var. O yüzden bakalım. Söylemiş olduğum gibi bugün kaldığımız yerden bu kalemlerle devam edeceğiz inşallah. Şöyle şuranın ışığını da yakayım. Gözüme sanki biraz karanlık geldi. Renklileri astım ben arkadaşlar. Dedim ki sabah kalkar kalkmaz çamaşırları yıkayayım dedim. Hava güzel kurusunlar. Balkonu boşaltacağım şimdi. Balkonu boşaltayım. Mehmet başlasın bir yandan. Ben de mutfağa başlarım bir yandan. İnşallah işimizi çabucak bitiririz. Balkon da bitti arkadaşlar. Balkonun derzaraları da mis gibi oldu. Gerçekten çok güzel göründü böyle bembeyaz. Dedim balkon halısını da makineye atayım. Onu makineye attım. Mehmet mutfağa geçti. Biz Mila'yla kuaföre gidelim. Fazla geç kalmayalım. Çıkalım yavaş yavaş. Biz şimdi evden çıktık arkadaşlar. Mira elbisesini giydi. Simli topuklu ayakkabılarını giydi. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Randevu da almadık. İnşallah çok sıra yoktur. Çünkü hem Mira hem benim işlemlerimiz var. Bakalım. Ya şuna bakın ya. Yerim seni ya. Çok güzel ya. Ya senin bu simli ayakkabılarına ben ölürüm ya. Ne güzel de yürüyorsun ya. Sanki yıllardır topuklu giyiniyor benim aşkım. Bak bugün kuyumcu abi ne hediye etmiş arkadaşlar. Babasıyla bugün kuyumcuya uğradılar. Mira'ya da nazarlık hediye etmiş abi. Aman Allah'ım bu ne güzellik Mira ya. Şimdi kuafördeyiz. Ablası o kadar güzel kıyafetine uygun yapmış ki bayıldım yani. Simli simli. Allah'ım Allah'ım. Mira parıl parıl parlıyorsun anneciğim. Biz şimdi kuaförden çıktık arkadaşlar. Sağ olsun Mehmet bizi aldı geldi. Şimdi burada bir çocuk mağazası var. Oraya uğrayacağız. Mira'ya çorap alacağız. Miracığım yere bak. Bak ne kadar güzel oldu. Kirpik bile taktılar ona. Simli simli makyaj yaptılar. Ben de şöyle bir saçımı kestirdim. Kaş, dudak üstü işimi hallettim arkadaşlar. Makyaj yaptırdım. Bilmiyorum bir güzel geldim gözüme. Kaşlarımı çok güzel yaptı. Bakar mısınız? Çok beğendim kaşlarımı. Ya herkes kaş alamıyor yani ama bu sefer çok güzel oturttular kaşlarımı. Değil mi Mira? Mira'ya kirpik bile taktılar. Allah'ım Allah'ım ya ölürüm sana ben. Şeye gideceğiz çorapçıya. Bir çocuk mağazasına oradan bir çorap alalım. Bugün de hava çok sıcak. Şansımıza o kadar güzel bir hava var ki. Kır düğünüydü. Bugün olacak düğün kır düğünü. Tam böyle kır düğünü havası bugün. Değil mi Mira? Şurasını ruj karıştı sanırım. Orayı eve gidince ben silerim. Hayır, sileme. Tamam. Saçlarımı da kestirdim arkadaşlar. Ne oldu Memiş? İleri git ileri. Arkadaşlar çok uzamıştı. Biraz böyle kendine gelsin istedim. Tam da istediğim boyda kesti. Güzel oldu yani. Bir beğendim kendimi bugün. Düğüne Evet, biz düğüne gideceğiz. gideceğiz. Gel bakalım. Gel. Şimdi mağazaya geldik. Burada çoraplar çok güzel oluyor. Gel sana şöyle süslü bir çorap bulalım. Gel. Gel bakalım. Hoş bulduk. Şimdi üstümüzü giydik. Hepimiz hazırız. Değil mi Memoş? Evet, hazırız. Mehmet biraz gergin. Mehmet'i aceleye getirdiler. Çabuk çabuk dediler falan. Konvoya katılmak için. O yüzden Mira biz de görünebilir miyiz arada? Ben takım elbisemi giydim arkadaşlar. Hani böyle çok fazla şey olsun istemedim. Ben de Zaten biliyorsunuz 8. ayıma yaklaştım. ayakkabılarımı
Biz şimdi düğün alanına geldik arkadaşlar. Mira arkadaş burada hemen kendisine. Mira! Bakın burası böyle yeşillik içerisinde. Bayağı güzel yani. Kır düğününe geldik. Daha başlamadı. Konvoya katıldığımız için biz biraz erkenden geldik. Gelini falan aldık. Değil mi Mira? Sahnede böyle. Mira! Koşuyorlar. Koşuyorlar. Oturma alanları şöyle yeşillikli ama diğer arkadaşları da katılır şimdi. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Mira arabada uyuyakaldı. Onu hemen böyle yatağına yatırdım. Şöyle rahat ev kıyafetlerimi giydim, geldim. Tabii düğün 11'de bitti ama işte aile fotoğraf çekimleri, hep birlikte yine dönüşte de bir konvoy yaptık. Eve gelmesi 12'yi buldu. Mira da tabii dayanamadı. Hemen yatırdım onu. Ama güzel bir düğün oldu. Böyle kır düğünü. Güzel, hoş oldu arkadaşlar. Yani sorunsuz, sıkıntısız, herkes böyle çok mutlu, güzel. Bir de yemekler de çok güzeldi. Mesela bazı düğünlere gidiyorsunuz, menüler güzel görünüyor ama içi boş oluyor. Tavuk ızgara vardı, pilav vardı, işte sebze garnitür vardı, tatlısı, kuru pastası, içecekleri vesaire. Açık havada da insan yiyor yani, yedirdi bizi onları. Oynadılar, ettiler. Ben böyle çok fazla katılamadım. Çünkü iyice kilo aldım. Dedim burada dur Selma. Bir de topuklu ayakkabılarımı falan da giymiştim ya. Çok fazla şey yapamadım. Çocuğun peşinde koşturdum. Mehmet şöyle bir iki oynadı. Mine anne oynadı. Herkes oynadı. Güzeldi, keyifliydi. Rabbim utandırmasın inşallah. Mutlulukları bir ömür boyu sürsün inşallah. Bizim için de güzel oldu. Ben de saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum. İyi oldu, kuaföre gitmişken tam da istediğim boydan kesti kuaför. Tam dedim ki bu boy olsun, şöyle saçlarımı kestirdim doğum öncesi. Bir de şimdi yaz geliyor ya, uzun, düzleştirmesi de zor oluyor. Kestireyim gitsin dedim ama o şey makyajımı çok güzel yaptı, kaşlarımı da çok güzel aldı. Arabada da söylemiştim size ama çok beğendim. Çok güzel yaptı yani kaşlarımı, makyajı da güzel yaptı. Kirpiklerim o kadar böyle gözlerimde ağırlık yapıyor ki size anlatamam. Mira da tutturdu. Ben de kirpik istiyorum, ben de kirpik istiyorum. Var ya kuaföre yıktı yani. Benim böyle kirpiklerimi kesmişti. Sadece şuralarına kirpik taktı Mira'nın. Ama düğün salonunda herkes yani o açık havada herkes Mira'nın kıyafetini, saçını, başını konuştu. Benim yanıma geldiler. Ya ne kadar güzel giydirdiniz. Çok güzel oldu. Çok güzel giydirdiniz falan dediler. Gerçekten Mira çok tatlı oldu. Ben de çok beğendim. Top ayakkabıyla pıt 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 oraya, pıt 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 buraya. Sadece bir kez düştü ayağı, böyle hafif kanadı. O da şey, arkadaşıyla böyle oynarken dengesini sağlayamadı. Bir anda düştü. Bir o oldu, bir o sırada ağladı. Ama onun haricinde o da çok eğlendi. Ben de artık bakayım saate. Saat gece 1'e geliyor. Ben de yavaş yavaş yatayım. Sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.